bir geometri sorusu şekil vermemiş bize öncüller sunmuş hangileri doğrudur demiş. Bir adet dikdörtgen çizmemizi istiyor. Her kenarın orta noktasını seçmemizi istemiş. Orta noktalara EFGH diyelim. Eşkenar dörtgendir demiş. Çektim çizgilerimi oluşturdum şeklim. Orta noktada olduğuma göre buralar AA'dır. Karşıları da aynı AA'dır. Yukarıları ortadan tuttuğuna göre BB'dir. Aşağılarda BB'dir. A ile B'nin Pisagor'unu yaptığımda gelen sayı her neyse burada da A ile B'nin Pisagor'u aynı şeyi getirir. Burada da ve tabii ki burada da. O halde bu kenarların hepsinin aynı olduğunu göz gözlemlediğimize göre eşkenar dörtgendir deriz. Dikdörtgenin alanının yarısına eşit olduğunu söylemiş. E burası A olsa burası da A olur. Onların hepsi aynı alandır değil mi? Ben bunu neden dikdörtgen olduğunu söyledim. Çünkü eşkenar dörtgen olduğuna karar vermiştim. Köşegenlerinin dik kesiştiğini biliyorum. Burada da dikliğin olduğunu biliyorum. Paralel olduğunu da bildiğime göre her yer karşılıklı paralel dikdörtgendir. Yani alanda dikdörtgenin alanının yarısıdır. Çünkü dikdörtgenin içerisinde 8 tane A var. Buranın içerisinde de 4 tane A var. Çevresi dikdörtgenin köşegen uzunluklarının toplamına eşittir. Şuradan şuraya bir çizgi çekelim eğer orta tabandan AA BB olduğu için x olsa 2x olur buranın tamamı. E peki tekrardan orta tabandan 2x'in yarısı buraya 1x olarak gelecek mi? Geldi bile. O halde x ile x'in toplamı 2x olan köşegen toplamına eşit oldu. E diğer iki kenarın toplamı da öteki köşegenin toplamına eşit olacağı için iki köşegenin toplamı köşegen uzunluklarının toplamıdır deriz. Yani 3 üç maddenin üçü de doğru oldu.